Ali Haydar Fırat'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı seçimden sonra çok sert söylemleri oldu. Hala da devam ediyor. Dolayısıyla milletvekili yapılmadığın için, listeye konulmadığın için Ali Haydar Fırat işte intikam alıyor gibi bir daha çok seni linç etme girişiminde bulunan birçok kişi bunu dile getiriyor. Bize bunun bir açıklamasını yapar mısın? Ben nasıl seçimden önce kendime bir tarih sorumluluk aldıysam ve Kemal Bey'in seçilmesinin Türkiye'ye ciddi bir rahatlama getireceğine inanıyorsam, Kemal Bey bu süreci başarıyla yönetmediği için ve seçimi kaybettiği için de Türkiye'nin ve partinin önünü açması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki bir mesele benim için kişisel bir mesele değil. Yani partide bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim gerekiyor. Bu değişim olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi daha büyük yaralar alır, daha ciddi bir dağılma süreci içerisine girir. Burada tarihi bir sorumluluk var. Türkiye'de gündem şu sıralar sadece CHP konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son grup toplantısında yaptığı açıklamalara karşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını, özellikle değişim çağrısıyla ilgili bir web sitesi açması ve faaliyetlerini, temaslarını, daha doğrusu çalışmalarını perde arkasında da yürütmesi dikkat çekiyor. Şimdi gözler hem Kemal Kılıçdaroğlu'nda hem de Ekrem İmamoğlu'nda kim ne yapacak, nasıl bir karar verecek? Ekrem İmamoğlu'nun niyeti işi zamana yayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu o koltuktan kaldırmak. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da biliyorsunuz grup toplantısında net bir şekilde o sandalyeden, o koltuktan kalkmayacağını dile getirdi. Şimdi CHP'de ne oluyor, neler oluyor? Yeni şok bir bilgiyle birazdan paylaşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını yaparken eskiden hani en son yapmış olduğu seçimlerden önceki grup toplantısını hatırlayın. Özgür Özel'lerin, Engin Özkoçların gözyaşı döktüğü o grup toplantısında sizlere son kez buradan veda ediyorum demişti ve o grup toplantısı tıka basa doluydu. Artık herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olacağına kesin gözüyle bakıyordu. Özgür Özel'in gözyaşları falan. Bugün çok kısa bir konuşma yapacağım. Grup kürsümüze yani bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Ne yalan söyleyeyim. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor. Bu salon, bu kürsü aslında benim evim. Sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Son grup toplantısına gelince dikkat edenler olmuştur. Eskisi gibi bir ilgi yoktu o grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na. Hani tek tük alkışlar olmuyor değildi ama eski şaşalı o muhteşem karşılama da yoktu. Peki bunun nedeni neydi? Ve o grup toplantısının daha da kalabalık olabilmesi için çok önemli, çok hakikaten şok edici bir bilgiyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ali Haydar Fırat bu sabah bir televizyon kuruluşunda açıkladı. Ali Haydar Fırat şimdi bizimle beraber. Ali Haydar, hoş geldin. Çok teşekkür ederim Hadi Hocam, saygılar. İyi yayınlar. İzleyenlere ve dinleyenlere, herkese çok selam, saygılar. Sağ olasın, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Ali Haydar'la biz televizyon programlarında çok karşı karşıya geldik. Çok tartıştık ama hiçbir zaman seviyemizi bozmadık. Ali Haydar da ekranların efendisi olarak bilinen bir arkadaşım. Teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim, zor günlerde de en zor günümüzde bizi arayıp abi yapabileceğimiz bir şey var mı, her zaman yanındayım diyen bir arkadaşım. Onun için bu ekranlarda
o süreçte bizi yalnız bırakmadığı için huzurunuza kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Süleyman Özışık'ın hastalanmasından sonra da arayıp Süleyman Özışık'a çok üzüldüğünü, ki Süleyman Özışık ekranlarda cengaver gibi Ali Haydar'la beraber birçok kişiyle karşı karşıya geliyordu. Yine Süleyman Özışık'la ilgili arayıp geçmiş olsun dileklerini, yapabileceği bir şey olup olmadığını soran kıymetli bir arkadaşım. Bir kez daha sizin huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet. Rica ederim. Başım üstüne. Ali Haydar, şimdi şöyle başlayalım. Önce Ali Haydar Fırat'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı seçimden sonra çok sert söylemleri oldu. Hala da devam ediyor. Milletvekili adayı oldun. Bu konuşmalar yapılırken tabii aday gösterilmedi. Milletvekili aday listesine hani DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Partililerin 39 milletvekili varken maalesef sana sıra gelmedi. Dolayısıyla milletvekili yapılmadığın için, listeye konulmadığın için Ali Haydar Fırat işte intikam alıyor gibi bir tevatür, bir söylenti, daha çok seni linç etme girişiminde bulunan birçok kişi bunu dile getiriyor. Bize bunun bir açıklamasını yapar mısın? Milletvekili olmadığın için mi Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif oldun? Evet, hem güzel sözlerin için hem bu soru için çok teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim Hadi Hocam, ben 2010'dan sonra Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan seçildikten sonra Kemal Bey'e gönüllü olarak her türlü katkıyı sundum. Onun sosyal medyasını yönettim, Twitter hesabını yönettim. Ondan sonra 2015'e kadar seçim kampanyalarının hemen hemen hepsinde görev aldım. 2015'te bir gün Sayın Kılıçdaroğlu özel kalem müdürü aradı dedi ki ya sevgili Aleyhler, genel başkan bir yemek yemek istiyor seninle. Dedim hayırdır dedim, yani acaba nedir, hani konuşamayacağımız ya da hani bu kadar yakınız konuşuyoruz. Unutmuyorum, hiç Marriott Otel'de yemek yedik. Dedi ki Muş'tan aday olmanı istiyorum dedi 2015 yılında. Ben dedim ki sen genel başkan dedim, ben Muş'tan ayrılalı çok oldu. Hani gidip o insanlara ya ben hani milletvekili adayınızım, yani bunu söyleyecek dedim, bir şeyi bulamıyorum açıkçası kendimden. Hani o şehirde yaşamıyorum, sadece ailem bir kısmı orada ama yazın ben sadece oraya tatile gidiyorum. Ya bu bana dedim çok etik gelmiyor. O da dedi ki ya sen oraya gitmezsen biz seçime giremeyiz Muş'ta. Dolayısıyla 2015'te Sayın Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle ben Muş'tan milletvekili adayı oldum. Yani benim ilk siyasi deneyimim orada. 2015'ten sonra politik yolu kurdum. Ondan sonra siyaset yapma isteğim oluştu. Bir taraftan danışmanlıklar yapıyordum. Ama Kemal Bey'le ilişkimiz, ona olan desteğim, katkım vesaire falan hep devam etti. Bu seçimde de öyle. Şöyle söyleyeyim, yani Deniz Baykal CHP'nin başındayken de ben Cumhuriyet Halk Partiliydim. Yine oy veriyordum, yine sandık görevlisiydim. Aileden gelen bir tür tarihi bir sorumluluk diyelim tırnak içinde. Yani kendim bildiğim bileli Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çalıştım. Onun bütün örgüt kademelerinde, her yerinde. Sandık görevliliğinden, bilmem işte broşür dağıtmasından, milletvekilleriyle birlikte siyaset işte veya belediye başkan adaylarıyla sahada dolaşmaya kadar her türlü faaliyet içinde yer aldım. Bu son seçimde de yani bir istişare sonucu elbette ki başvurayım, başvurabilirsiniz denildi. Başvurdum ama... İstişare Kemal Kılıçdaroğlu ile mi yapıldı? Ya onunla da konuştuk, onun da bilgisi vardı, herkesin bilgisi vardı. Yani şunu söyleyeyim, insanlar haklı olarak şöyle düşünebilirler. Ya zaten milletvekili yapılmadı, o yüzden eleştiriliyor vesaire falan. Bu haklı bir eleştiri olabilir ama az çok beni tanıyan, beni bilen insanların benim bu tür bireysel bir kaygımın olmadığını yani bilirler. Benim bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı çıkmam ya da onu eleştirmemin nedeni şu. Ben nasıl seçimden önce kendime bir tarih sorumluluk aldıysam ve Kemal Bey'in seçilmesinin Türkiye'ye ciddi bir rahatlama getireceğine inanıyorsam, Kemal Bey bu süreci başarıyla yönetmediği için ve seçimi kaybettiği için de Türkiye'nin ve partinin önünü açması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki bir mesele benim için kişisel bir mesele değil.
Yani partide bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim gerekiyor. Bu değişim olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi daha büyük yaralar alır. Daha ciddi bir dağılma süreci içerisine girir. Burada tarihi bir sorumluluk var. Nasıl seçim öncesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı konusunda çok ciddi, onun en yakınındakiler bile onu savunmazken onu savunduysam, bugün de yine onun yanında durup da ya acaba ne olacak, Kemal Bey gider mi gitmez mi, bu tür hesaplar yapmadan, herhangi bir kişisel ne olacak acaba, gider mi, ya gitmese Kemal Bey ne olur, benim durumum ne olur türü, asla o küçük hesaplar yapmadan Kemal Bey'in siyasi bırakmasının hem kendisi açısından doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir biçimde yıpranıyor. İnsanlar siyaseti bırakmak. Kendi... Evet. Siyaset mi? Yani siyaset sadece genel başkanlık değil. Yani oraya sıkıştırmayalım ama genel başkanlığı bırakması gerekiyor. Şimdi hadi hocam, sadece attığı tweetlerin altına okusa bile ne kadar büyük bir öfke olduğunu, kendisine yönelik olan ve bu öfkenin de giderek daha da büyüdüğünü görür. Kendisi veya yanındakilerin şöyle bir tezi var. Ya işte zaten hani seçim sonucunda işte biraz çıkmayalım. Bir 20 gün çıkmadılar. Sonra tatile gidildi. Sonra işte bayram tatili şu oldu bu oldu. İşte yaz tatili giriyor. Sonbaharda zaten kurultay var. Ondan sonra yerel seçimler olacak. Biz de zaten kendi konumlarımızı koruruz üzerinden. Böyle bir takım küçük hesaplar yapılıyor. Bu doğru değil. Yani bunun ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ne Kemal Bey'e, ne Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Yani herkesin, yani kimsenin yeri doldurulamaz değil. Herkes bir yerde bırakmayı bilmek durumunda, bırakmak durumunda. Yani böyle bir hak verildi, böyle bir yol açıldı. Kemal Bey her türlü destek verildi. Seçimi kazanamadı. Şimdi seçimi kazanmadıktan sonra ben hiçbir şey olmamış gibi bu ülkede bir yurttaş, bir birey olarak, ya işte siz de devam edin, ne olacak canım, yani işte bu kadar seçim işte oldu, bitti falan filan, bunu diyemem. Vicdanen bunu diyemem.